Arkadaşlar Xiaomi Mi mesafe arttırıcı cihazlar, extender. Bunlar bir arızamız mevcut. Hiç güç gelmiyor. Fişi taktığımızda güç gelmiyor. Peki ne olabilir ona bakalım. Şöyle önce bunun nasıl söküleceğini anlatayım. Şöyle ince bir parçayla. Şuradaki etiketi kaldırmamız gerekiyor. Etiketin hemen altında şu kısımda bir vida var. Ben daha önceden bunu söktüm. Bu vidayı almamız gerekiyor. Bu vidayı aldıktan sonra yine aynı ince uçlu sivri bir malzemeyle şöyle kenarlardan hafifçe bastırıp şöyle soket, burası pres baskı. Bu pres baskıyı şöyle boşa çıkarttığınızda şöyle görmüş olduğunuz gibi üst kapak çıkıyor. Öncelikle şu iki artı ve eksi uçların anakarta temas ettiği yerler, yani şu uçla şu ucu bir gözden geçirin. Burada bir sıvı teması var mı? Burada bir temassızlık olabilir mi? Ona bir göz atın öncelikle. Eğer ki bu kısımda bir sıvı teması varsa burayı tiner veya alkolle silmeniz gerekiyor. Onun dışında yine anakarta şuradaki bir vidası ve şuradaki bir vidası. Şu iki vidada daha önceden ben söktüğüm için. Bu iki vidayı aldıktan sonra yine çok ince uçlu parçayla şöyle anakartı çıkarttığınızda şöyle karşınıza gelecektir. Genellikle bunlar da kronik. Şuradaki iki kondansatör şişiyor. Bu kondansatörlerin şişmesi sonucu güç kesintisi ya da hiç güç gelmeme gibi bir durumda söz konusu olabilir. İki kondansatör şişen, yani şurası şöyle balonlaşmış iki kondansatörü de değiştirdikten sonra şimdi biz bir deneyelim bakalım. Tabi bunu sökerken özellikle kondansatörün olduğu bölgede çıplak elle değmemeniz gerekiyor. Elektrik akımına kapılabilirsiniz. Şöyle kapattık. Vidamızı sıkalım. Anakart vidamızın bir tanesi şuradaydı. Az önce de belirttim. Şu kısma çıplak elle değmemeye çalışın. Sıvı teması var mı? Orada bir oksitlenme var mı? Gözden geçirin. Var ise tiner veya alkolle, etil alkolle silebilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Kondansatörlerim şişmişti. Burada bir sıvı teması vardı. Sıvı temasını sildikten sonra tinerle kondansatörlerimizi değiştirdikten sonra şimdi tekrar montajını gerçekleştiriyoruz. Şuradaki şu fişin değme noktaları, artı eksinin olduğu yer, şu kısımlara gelecek şekilde montajımızı yapıyoruz. Takarken de şöyle pres baskıları oturttuktan sonra şu kısımdaki vidalı yerde tek bir vidası var. Onu da sıkıyoruz. Onu da unutmayalım. Şöyle tekrar taktıktan sonra şöyle bir denemesini yapalım artık. Şu ışık hiç yanmıyordu. Şu hiç yanmayan ışığımızı bir gözden geçirelim şimdi. Görmüş olduğunuz gibi evet, ayar ışığımız yandı. Birazdan da maviye dönecekti. Arkadaşlar bu şekilde tahmininizi gerçekleştirebilirsiniz. Kolay gelsin.